Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı. Merhaba dostlar. Evet, video kapağında gördüğünüz tamamen ücretsiz olarak basit bir uygulamayla yaptığım bir çalışma. Dilediğiniz fotoğrafınızı seçiyorsunuz ve bunu gerçekten iyi görünen bir çizime, bir illüstrasyona çevirebiliyorsunuz. Tabii ki bu bir tanıtım falan değil. Güzel yaptığını düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Yapacağınız işlem çok basit. Android işletim sistemde bir telefonunuz olabilir veya iPhone'unuz da olabilir, hiç fark etmez. Ben Android üzerinden göstereceğim. Şimdi şuradan Google Play'e giriyorum ve arama kısmına PhotoLab yazıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ilk sırada çıkıyor. Bu PhotoLab uygulamasını, fotoğraf düzenleme uygulamasını yüklüyor gibi yüklendi. Şimdi ana ekranıma dönüyorum ve ana ekranıma gelmiş uygulamamızı açıyorum. Şimdi bu ekranı direkt geçeceğim. Burada ücretli almak ister misiniz falan tarzı ekranlar çıkıyor. Bunların hepsini kapattım. Şurada sol üstte çarpısı var. Direkt kapattım mesela. Uygulamamıza geldik. Şimdi burada ana ekranda gördüğünüz gibi çalışma tarzları var. Bu tarzlardan dilediğinizi seçip kendi fotoğrafınızı buna uyarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir bakıyoruz. Güzel bir tane seçelim. Baksana animasyonu falan da var. Mesela şu trend olanlara bakıyorum. Şuradan üstten trendler dedim. Şu güzel duruyor. Bunu uygulayacağız mesela kendi fotoğrafımızı. Bunun için şuradan alttan uygulamak istediğiniz fotoğrafınız neyse onu seçiyorsunuz. Burada kırpma işlemi falan yapmak istiyorsanız eğer kendinize göre şöyle ayarlarsınız. Benim için böyle uygun yani. Şöyle iyi. Ve işlemeye başlıyor. 2'de 1 işledi şu an. 2'de 2 olduğunda bitecek ve tamamlandı. Gördüğünüz gibi benim fotoğrafımı bu hale getirdim. Gayet hoş getirdi. Şimdi bunu indiriyorum. İndirme butonuna bastım. Şuradan download dedim ve benim galerime indirildi şu an. Şimdi bunu böyle olduğu haliyle kullanmak zorunda değiliz. Biraz elden geçirebiliriz. Bir iki değişiklik yapabiliriz tabii ki. Bunun için ne yapacağım? Şöyle bir ana ekranıma döneyim. Yine Google Play üzerinden Remini açarsanız, mesela Remini'yi şöyle yükleyelim. Remini üzerinden de fotoğrafınızın kalitesini bozmadan yükseltebilirsiniz. Mesela buradan aldığımız bu görselin kalitesini yükselteceğiz şimdi. Açalım. İleri ileri diyoruz, bunları geçiyoruz. Şuradan. Buradan bir giriş yapmamız gerekiyor. Ben Google'a giriş yapacağım. Tamam. Girdikten sonra ücretsiz 5 hakkımız var zaten. Seçeneklerden Enhance'ı seçtik. Amacımız fotoğrafımızın kalitesini arttırmak zaten. Yani elimizdeki bu görselin. Reset diyelim, kullanalım. İzin ver diyelim. Ve şu az önce aldığımız PhotoLab üzerinden aldığımız görseli seçtik. Okey diyoruz. Ve kalitesini yükseltiyor bizim için. Şöyle daha net görebilirsiniz. Şu an mesela şu normaldeki elimizdeki görsel. Şöyle sağa doğru kaydırayım. Bakın ne kadar gayet de güzel bir şekilde netleştirmiş. Ortaya şahane bir iş çıkarmış. Şimdi bunu bu haliyle tabii ki yine indiriyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi bunu daha yüksek kaliteli hale getirdiğimiz için böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben son bir aşama olarak Photoshop'a aktaracağım ve Photoshop üzerinden bir iki küçük rötuş yapacağım. Bunu tabii ki mobil uygulama üzerinden de fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla falan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani buraya kadar olan kısım gayet iyi. Hemen Photoshop uygulamamı açıyorum. Mobil üzerinden yükselttiğimiz görseli aldım şu an masaüstüne. Photoshop üzerinden şu bazı detayları düzelteceğiz tabii. Şu kenarlarda bakın beyazlıklar var. Kafanın yanlarında kalmış. Önce onları bir silelim, yok edelim. Fırçamı aldım. Şuradan da renk aldım alt tuşuna basılı tutarak. Şöyle etrafı hafif hafif giriyorum ki kötü durmasın yani, amaç o. Çok da burada saatlerce oyalanmayacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde size servis edeceğim yani, öyle söyleyeyim. Eğitim var bu kanalda. Harcama zamanını boşu boşuna. Faydalı içerikler bu kanalda. Bir ses var tabi hep kafanda. Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı, Dayı, Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı. %100 yendi bu Tasarımcı Dayı. Sıkıntına son verdim. Hey merhaba, kanalıma hoş geldin. Eğlence eğitim. Şimdi kenarları olabildiğince sildim. Evet, şimdi şu gözlere biraz daha yeşillik vereyim. Çok hafif fırçamı alacağım şöyle. Şuradan şöyle bir yeşil rengi seçeceğim. Opasiteyi düşüreceğim olabildiğince. Hepsi de burada. İste ve öğren, olursun usta. Vaktini harcama, gidip bir kursta. Çünkü tasarımcı dayınız bur. Çok mu yeşil yaptık? Yoo. Bence güzel oldu. Tamam, sakalları biraz daha karartalım. Bunun için şuradan Burn Tool yakma aracını kullanacağım. Biraz daha koyu gözüksün ki benim sakallarım biraz daha koyu sanki. Bıyıklara da girelim. Güzel. Şu burun kısmına, kenarlara şöyle çok hafif daha yakma atarsak saçlara gerek yok bence. Şu taraftaki kulağa biraz attık. Güzel. Gördüğünüz gibi ortaya rahatlıkla kullanabileceğiniz, istediğiniz platformda kullanabileceğiniz bir çalışma çıkmış oldu. Bunu isterseniz tabii ki arka plansız hale getirip daha farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Şu an tabii ki bu yazılımın verdiği şekliyle bu. Ama mesela Photoshop'un şu arka plan silme özelliği bunda işe yarar mı? Bir bakalım. Şuradan Quick Actions diyelim.
arka plan silmeyi seçelim. Uygula diyelim. Yapacak gibiydi de tam yapamadı. Şöyle bir elden geçirirsek bence olur. Korkma yapma, içeriğim kaliteli, bıktırmaz asla. Hep samimi, hep cap canlı, değil masraflı, o çok kapsamlı. İzledi bilgisi, hop şahlandı. Çalışan başarır, yok rastlantı. Herkese göre bir eğitim programı. Geri sarıp bizde, boş ver notları. Patlatır tasarımcı dayınız bombayı. Unutma kanalıma abone olmayı. Her türlü eğitim var bu kanalda. Harcama zamanını, boşu boşuna. Faydalı içerikler bu kanalda. Bir ses var tabi hep kafanda. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı, tasarımcı dayı, dayı. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı, tasarımcı dayı, %100 geldi bu tasarımcı dayı. Yani arka planını da sildikten sonra böyle al bunu istediğin gibi kullan. Şimdi bak bunun yanına orijinal halini de koyayım. Daha net bir şekilde görelim. Gördüğünüz gibi olay nereden nereye geldi yani. Bunu böyle ikili fotoğraflarda falan da çok rahat kullanabilirsiniz. Bir düğün fotoğrafından tut veya bir yerde farklı bir yüz mimiğiyle falan görsel fotoğraf olabilir. Onlar da çok daha ortaya eğlenceli, daha spesifik şeyler çıkacaktır. Mutlaka çoğunuz biliyordur bu Photolab uygulamasını. Elinizdeki materyalleri iyi şekilde kullandığınızda ortaya çok başka, çok daha kaliteli işler çıkabiliyor. Burada gördüğünüz gibi sadece Photolab Remini uygulamasını kullandım. Oradan da işte Photoshop'a alıp birkaç küçük rötuş yaptım, o kadar. Faydalı olduğunu düşündüğüm iki uygulamayı daha göstermiş oldum bu sayede. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Kıyas videoları var, sırada gelecek ve çok seveceksiniz yani. Ben çok eğlendim. Yeni kıyas videosunda siz de çok eğleneceksiniz eminim. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.